Yamaç'ın son sahnedeki raconundan sonra Cengiz'in ne yapacağı, Halil İbrahim ile ilgili büyük detay, reytingleri yükseltecek işte o ölüm ve daha birçok önemli bilgileri spoilerlarla videonun altında bulunan ilerletme kısmına tüm konuları koydum. Atlayarak istediğinizi öğrenebilirsiniz. Boşa vakit harcatmaya gerek yok diyerek videoya geçelim dostlarım. Son sahnede gördüğümüz gibi Yamaç raconunu Sefa'nın babasına kesti ve Cengiz Erdenet'in sözünü dinlemeden çıktı. Herkesin aklındaki o soru. Cengiz Erdenet Yamaç'ın bu hareketine ne yapacak? Dostlarım hemen cevaplayalım. Yamaç Koçovalı her şeyin planını daha öncesinden yapmıştı. Yani Cengiz'e bu hareketini yapacağını önceden düşünmüştü. Anlık gelişmedi. Yamaç'ın elinde bir koz var. O da Ogeday Erdenet. Cengiz'e kullanacağı birinci kozu bu Ogeday'ın elinde olduğunu ve eğer Çukur'a bir şey olursa onu öldüreceğini söylemesi. İkinci kozu ise Sefa. Şimdi hepinize saçma gelebilir Sefa ne alaka diye. Hemen açıklayalım dostlarım. Bildiğiniz üzere Sefa Fidan'a yani bir kıza işkence yapmıştı. Fakat bu durumu ne Sefa'nın babası biliyor ne de Cengiz Erdenet. Yamaç bunu da anlatarak aslında Sefa'nın suçlu olduğunu ve o yüzden özür dilemeyip raconu kestiğini Cengiz'e ve Sefa'nın babasına anlatacak. Bu arada bu bölüm Sefa ölüyor. Babası da birkaç bölüm içerisinde dizden çıkacak ve gözükmeyecek. Çünkü Sefa olayı tamamen gerçek hayatta Aylene Çakır için yazılmış bir senaryodur. Bunun için Çukur'u tebrik ediyoruz. Yani birkaç bölümlüktü. Çukur'un büyük reyting getirecek senaryoları önümüzdeki bölümlerde yazılıyor. Gelelim en kritik kişi Selim Koçovalı'ya. Bu bölümde fazlasıyla gösterildi ve dikkatleri üzerine çekti. Çukur'da ne zaman birisi bölüm içerisinde fazla gösterilse o kişinin ölümü geliyor. Ama daha önemlisi portakal olayı. Bildiğiniz üzere kim portakal suyu içse ya da portakal yese genelde öldüler. En son bölümde Selim gazinodayken önüne tabakta portakal gelmişti. Aynı şekilde fazlasıyla son bölümde ön plana çıkmasıyla anlıyoruz ki Selim Koçovalı'ya veda edeceğiz. Selim'in ölümü Emmi ile birlikte olabilir. Çünkü Emmi de dizden ayrılacak isimlerden birisi. İkilinin ölümü Cengiz Erdenet'ten olacak. Tabii ki Yamaç buna oğlu Ogeday ile karşılık verecek. Sultan Ana Yamaç'ı affetti. Artık Çukur'a girmesine ne Cumali ne de başka birisi karışabilir. İstediği gibi girebilecek. Fakat büyük bir detay var. Sultan Yamaç'ı eve yemeğe davet ettikten sonra Yamaç tabii ki yemek saati evde olacak ve yemeğe katılacak. Tüm aile yemekteyken Cengiz Erdenet'ten Çukur'a baskın gelecek ve yemek bölünecek. Kahramanı çatışmada kurtaran kişinin Halil İbrahim olduğunu öğrendik. Yani amca Cumali Koçovalı'nın Halil İbrahim kılığına girdiğini senarist bize net bir şekilde gösterdi. Gerçekte Erkan Kolçak Kösten'de yurt dışına çıkması ve orada işleri olması nedeniyle diziye ara verdi. Yani diziden ayrılmıyor, geri gelecek. Aynı Mahsun'un olayı gibi çünkü Mahsun da geri dönecek. Bu videodaki bütün detayları kaçırmayın dostlarım. Birçok ölümü ve daha önemli bilgileri açıkladık. Devam edelim. Halil İbrahim olayına gelirsek bildiğiniz üzere Nedim'in çalıştığı kişi İdris'in abisi Cumali Koçovalı. Fakat Nedim çalıştığı kişinin Halil İbrahim diye birisi olduğunu söyledi. Sonuca varırsak Cumali Koçovalı sahte bir şekilde öldükten sonra ismini değiştirir ve Halil İbrahim yapar. Bu arada Halil İbrahim ise İdris ve Cumali'nin babalarının ismi. O nedenle bilerek kendine babasının ismini koymuş Cumali Koçovalı. Peki herkesin aklındaki o soru. Cumali Koçovalı'yı hangi ünlü oyuncu canlandıracak? Dostlarım %90'lık bir oranla Çetin Tekin Dor canlandıracak. Çukur'daki içeride bağlantıları ve daha birçok detay bunu gösteriyor. En önemlisi Çukur severler bunu çok istiyor. Büyük bir spoiler verelim dostlar. Ogeday ölüyor çünkü Cengiz Erdenet her ne kadar Yamaç ona oğlunun elinde olduğunu söylese de Koçovalılardan birini öldürecek. Ölen kişi ise Emmi. İdris'e Paşa'ya veda ettiği gibi Emmi'ye de veda edecek Çukur. Tabii ki Yamaç altında kalmayacak ve Emmi'nin intikamını alacaktır. Emmi'nin intikamını Ogeday'ı öldürerek alacak. Ve bu sayede Emmi'nin Aliço'ya verdiği mektup yani büyük sır ortaya çıkmış olacak. Çünkü Emmi Aliço'ya eğer bana bir şey olursa yani ölürsem bunu Çukur'un başındaki birine ver demişti. Aliço da Çukur'un başında olan Cumali'ye mektubu ulaştırır. Ve büyük sırrı ilk öğrenen kişi Cumali olur. Büyük sırrı biz birçok videoyla önceden açıklamıştık zaten. En son attığımız videoyu izleyerek de öğrenebilirsiniz dostlar. Fakat ben sırrı açıkladığımız kısmı bu videoya koyacağım. Hadi gelin izleyelim. Evet Meliha'nın sırrına gelecek olursak hatırlarsanız İdris Koçovalı ve Emmi'ye bir şey söylemişti. İdris'e söyledikten sonra Yamaç gerçeği asla öğrenmesin demişti. Emmi'ye söyledikten sonra da fazlası fazlasıyla şaşırmıştı bu duruma. Bir detay daha var, o da Meliha ile Yamaç'ın ilk karşılaşması. Yamaç Meliha'nın evine geldiğinde kapıyı açtığındaki Yamaç'a anlamlı uzun süreli bakışı aslında sırrın bir parçası. Konuyu açacak ve Meliha'nın sırrına gelecek olursak Yamaç Koçovalı, Cumali Koçovalı ve Meliha'nın oğulları olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Çok yakında geçmişte yaşanan flashback sahnelerle bu konu daha açığa kavuşacaktır. Evet, sır bu şekilde dostlarım. Yani yaptığımız tüm analizler bunu gösteriyor. Gelelim Kulkan Erdenet'e. Arık'ın ölümünden sonra gözükmedi. Fakat üstüne Ogeday da ölünce Kulkan Erdenet iki kardeşini de intikamı için gelecek. Canlandıran ismin %50'lik oranla Çağatay Ulusoy olduğu söyleniyor. Şu anda başka bir dizi için çekimleri var. Ama Kulkan karakteri biraz daha geç devreye gireceği için Çukur'da oynama şansı yüksek. Kesin Çağatay Ulusoy demiyoruz. %50'lik bir oran verdik. Kulkan Erdenet, Arık nasıl saldırgansa onun kadar saldırgan biri. Hatta daha fazla bile olursa şaşırmayalım. Çağatay Erdenet ve Ogeday Erdenet birbirlerine benziyorlar. Savaştan, delilikten uzak daha çok zekalarını kullanıyorlar. Ama Arık öyle değildi. Sadece savaşmaya, anı yaşamaya bakan biriydi. Ve Kulkan Erdenet de aynı Arık gibi olacak. Gelelim Seren'in planına. Çok sevdiği Arık'ın ölümünden sonra tabii ki de Cumali'den intikamını alacak ve çok sevdiği Damla ile karşı karşıya gelecekler. Damla ve Seren'in büyük kavgasını göreceğiz. Uzun zaman sonra senarist kızların aksiyon sahnelerini Çukur severlere izletecek. Seren ve Damla uzun darbeli kavgalarından sonra galip gelen taraf Seren Erdenet olacak. Ve Damla'nın işini bitirip Cumali'den fazlasıyla intikamını alacak. Damla Koçovalı önümüzdeki birkaç bölümde ölecek. Son olarak bunu 1,5 ay öncesinde söylemiştik. Kahraman Akın'ın babası diye. Bu bölümde babası olduğunu tamamen belli ettiler. Kahramanın sürekli oğlum diye seslenmesi, Selim'in ona bakan var ya zaten deyip kahramana gönderme yapması, Ayşe'nin yanlışlıkla kahraman demesi vesaire hepsi belli etti. Zaten dediğimiz gibi bunu aylar öncesinde söylemiştik ve senaryo gereği yeni her şey ortaya çıkıyor diyerek videoyu sonlandıralım. Daha fazla Çukur analiz videoları istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeniz yeterli dostlarım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.